Batı Anadolu'da son 30 yıldan beri özellikle Batı Anadolu'daki grabenler boyunca, çöküntü havzaları boyunca yıkıcı deprem olmaksızın bazı yüzey deformasyonları meydana geliyor. Bu yüzey deformasyonları özellikle kenarları diri faylarla kontrol edilen grabenlerin kenarlarındaki yerleşim alanları, fayların üzerindeki yerleşim alanlarında bir tehdit oluşturuyor. Bu deformasyon tiplerinden bir tanesi Bolvadin'de gözleniyor. Bizim Bolvadin bölgesinde yaptığımız çalışmalarda uzunlukları 2 kilometreye ulaşan, 300-500 metrelerden 2 kilometreye kadar ulaşan birçok yüzey deformasyonu kollar halinde toplamda yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda çizgisel gidişli yer yer yüzeydeki genişlikleri 2 metreye varan, görünür derinlikleri 5 metreye varan büyük yüzeyde deformasyonlar meydana geliyor. Bu deformasyonlar üzerinde arkamda gördüğünüz gibi fay kazısı gerçekleştirdiğimizde biz bu deformasyonların Bolvadin fayı üzerinde geliştiğini tespit ettik. Ve bu deformasyonlar üzerinde yaptığımız çalışmalarda da yüze yakın binanın bu kırıklar üzerinde meydana geldiğini, yer aldığını gördük. Bu aynı zamanda 2001 yılında, 2021 yılında tamamlanan Afyonkarahisar İl Afet Risk Azaltma Planı içerisinde de olan bir çalışma. Bu bölgede valiliğimiz tarafından, İl Afet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar aslında bu eylem planını da gerçekleştiriyor. Bu eylem planı kapsamında Afyonkarahisar Valiliği ile beraber üniversitemiz, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Bolvadin Belediyesi arasında yapılan ortak işbirliği ile bu deformasyon hatları imari esas ölçekte haritalandı. Bu deformasyon miktarları belirlendi ki bu deformasyonlar devam eden bir deformasyon. Önemli noktası bu. Yılda 9 santimetre Bolvadin fayının güney tarafta Eber tarafı gölü tarafındaki blok yılda 9 santimetre düşmekte. Ve bu deformasyon günümüzde 1 metreye kadar geçti. Yani kırık boyunca 1 metre düşme söz konusu ve bu alanların üzerinde binalar var. Yeni yapılmakta olan binalar vardı. Ve bu konuda yaptığımız bu ortak çalışmayla beraber valiliğimiz koordinatörlüğünde bu bölgedeki çalışmalar başlatıldı. Ve bu amaç, buradaki amaç bu deformasyon zonu üzerindeki binaların, özellikle zarar gören binaların bu bölgeden taşınması, bölgede yaşanabilecek olası bir büyük yıkıcı deprem sırasında vatandaşlarımızın zarar görmesinin önlenmesi amaçlandı.